Eylül'de döndüklerinde vadinin dalları mis kokulu, sulu meyvelerle kaplıydı. Bugün arkadaşımın doğum günlerinde tokat saldı. Öyle mi? Ekoloji Derneği Çocuk Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonu ortaklaşa çocuklarla bir atölye gerçekleştirmek istedik. Aslında Ekoloji Derneği Çocuk Komisyonu olarak bir iki yıl öncesinde doğada özgür öğrenme ortamlarını deneyimliyor, çocuklarla atölyeler gerçekleştiriyorduk. Bu süreçte de Hayvan Hakları Komisyonumuzla hem hayvanlarla kurulan ilişkiye dair etkinlik, bununla birleştirme niyetiyle birlikte yürüttük. Hevsel'de bir yürüyüş, kısa bir bilgilendirme, hem doğaya ait olmayan şeyler, çöp üzerine çocuklarla konuşmak ve doğaya yaklaşımımızla ilgili konuşacağımız etkinlikler, hem de işte içinde olduğumuz hani sonbahar mevsimi dolayısıyla biraz döngüsel doğadaki değişiklikler üzerine çocuklarla etkinlik yürüttük. Hevsel'de böyle bir öğrenme ortamını yapmayı denemek aslında bizler için anlamı daha farklı. Yani biliyorsunuz Hevsel'de büyük bir ekokırım yürütülüyor. Coğrafyada yürütülen pek çok ekokırım gibi. Halbuki Hevsel hani gitgide bir de doğanın aslında kanserleşen kent düzeninde bölgedeki insanlarımızdan dahi yabancılaştırıldığı bir süreçteyiz. Bizler dahi şeyi unutabiliyoruz. Kentin oksijen varlığı, orman varlığı Hevsel'ken, yani UNESCO Dünya Mirasına girecek zenginlikteyken şu an hem bir monokültür tarımı uygulanıyor, hem zaman zaman ağaç kesmeler, kafe işletmeleriyle talan etmeler şeklinde şehrin orman varlığı bir şekilde tehdit ediliyor. Burada bu atölyeleri gerçekleştirmek, burada yürümek, buradaki havayı solumak, burada biz varız demek aslında. Hevsel Bahçeleri var ve her zaman var olacak. Ve çocukların bir yandan burada doğa atölyesi adı altında etkinliklerle buluşturulması, kent düzeninde yani ekofobi dediğimiz çocukların artık solucandan korkar hale geldiği, işte hayvanla kuracağı ilişkiyi şiddete yönelik dönüştürdüğü, işte doğaya yabancı olduğu, yiyecekleri yani bir yiyecek sürecinin sofraya geliş aşamasını hiç bilmediği, bunların markette bir anda yaratılan ürünler olarak hayal ettiği bir dönemdeyiz. O yüzden çocukları tekrar bu ilişkiye sokmak, çünkü çocuk dediğimiz varlık aslında doğal niteliğini henüz hiç yitirmemiş, sisteme adapte henüz olmamış bir varlık olarak doğayla en çok uyumlanan varlık. O yüzden bilinç ve öğrenmenin çocuktan başlaması bizler için çok değerli. Evrendeki tüm canlılarla kurduğumuz ilişkinin hiyerarşisiz, yatay anlamda bir barışa dayalı, adalet ve sevgiye dayalı bir ilişki biçimi olduğunu savunduğu için çocukla evrendeki diğer varlıklarla, akranlarıyla kurduğu ilişkiyi düzenlemek için de bir araç olabiliyor bu atölyeler. Çünkü var olan eğitim düzeninde çocuğa sürekli hiyerarşinin öğretildiği, bireyciliğin öğretildiği, rekabete dayalı ve komün anlayışın yok sayıldığı bir anlayış var. Bizim kültürümüze ait komünal değerlerin biraz ön planda tutulduğu bir öğrenme ortamı. Yani bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden de ziyade karşılıklı birbirimizden öğrendiğimiz, birlikte geliştiğimiz, birbirimize sorduğumuz bir süreç oluyor. Bizler için güzel bunu sürekli ilerletmeye çalışmak, denemek. Kendi aslında ana dillerinde Kürtçe, Kırmançki, işte Türkçe masal atölyeleri düzenlemeyi planlıyoruz. Onun dışında belki toplumsal ekoloji perspektifiyle biraz çocuklarla hani dünyaya dair, evrene dair düşüneceğimiz tartışma atölyeleri de olabilir.